Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde kazanım 7. testi çözelim. E, alkanlarla ilgili. Hadi bakalım testimize geçelim. Sorumuz şöyle. Organik bir bileşiğin IUPAC sistemine göre adlandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ne yapıyorduk? Birbirine bağlı en uzun karbon zincirini seçiyorduk. Şu anda en uzun karbon zincirimiz belli. İki tane dallamamız var. Bunlar tek karbonlu olan metil dallamaları. Ne yapıyorduk? Numaralandırmaya... E, dallamaların en yakın olduğu uç ki sol tarafa yakın. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırdık zincirimizi. Okuyoruz. 2, 2 dimetil. 2 numaralı karbonda 2 tane metil olduğundan toplam zincirimiz 4 karbonlu bütanı gösterir. 2, 2 dimetil bütan bileşiğidir. Bir başka soru. Sorumuz şöyle. Ee, Bileşi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ayıpek adı yani sistematik adı birbirine bağlı en uzun karbon zincirimiz 3 karbonlu ona bir tane dallanma bağlanmış durumda. Numaralandırma fark etmez simetrik çünkü dolayısıyla bu madde 2 metil propan şeklinde sistematik adı adlandırılır. Yaygın adı nedir? Arkadaşlar şöyle... Biz demiştik ki kaç tane karbon varsa, kaç tane olursa olsun zincirde. 2 numaralı uçlardaki iki numaralı yani burası oluyor. Ona bir tane CH3 bağlanırsa bu izo diye okunur. İzo ama izo okunurken toplam karbon sayısına bakılır. Totalde 4 karbon olduğundan adı izobütandır. İzo alkan ya da neo alkanlarda toplam karbon sayısıdır. Bu da doğru şu şekilde adlandırılır mı? Bakın arkadaşlar bu bizim karbonumuz. Eğer biz buna 4 tane hidrojen bağlarsak adı nedir bunun? Metandır. Ama dikkat ederseniz mesela bunu o metanın karbonu olarak kabul edin. Bakın şu karbon metanın karbonu olsun. Siz ne yapmışsınız? Yukarıdaki hidrojenin yerine metil. Soldaki hidrojenin yerine de metil. Sağdaki hidrojenin yanına da metil bağlamışsınız. Ve metanı buna dönüştürmüşsünüz gördüğünüz gibi. Sonuç 3 tane metil içeren aslında bir metan bileşiği yaptınız ki bu trimetil metan olarak da adlandırılabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız E'dir. Bir başka sorumuz. Bu bileşiğin sistematik adı nedir diye soruyor. Birbirine bağlı en uzun karbon zincirimizi aldık. Tamam. Şimdi bizim dallarımız metil, metil, bir tane metil var. Yani üç kere metil var. Bir kere tri trimetilli bir şey olacak. Tamam. Şimdi bir kere arkadaşlar sistematik adı dediğinde bu gider. Neo ya da izo eksan sistematik ad değildir. Yani o bildiğimiz e, kurala göre adlandırılmış değildir. Şimdi burada numaralandırma yapacağız. Acaba soldan mı sağdan mı? İlk dalımız metil sağ tarafa iki numaralı karbonda. Sol taraftaki metilde dallaması da o da iki numaralı karbonda. Ama Burada bir tane daha metil var. O zaman daha çok dallanma, ee, dallanmalar sol taraftaki karbonlara daha yakın olduğu için numaralandırmaya soldan başladık. 2, 2, 4 trimetil zaten direkt buraya gidiyoruz. 5 karbonlu zincirimiz pentan olmuştur. Dördüncü sorumuz bir tane karbon atomuna karbonumuzu belirleyelim. İki tane etil takalım tamam. İki karbonlu iki tane maddeyi sağdan soldan taktığımı kabul edelim. Bir tane metil takalım. Bir tane de brom katalım. Tamam. Adam diyor ki bana bunu oku kardeş. Tamam birbirine en uzun bağlanan karbon zincirimiz bu. Metil dallamamız ve brom dallamamız var. E, simetrik sağdan soldan. Dolayısıyla numaralandırmaya istediğimiz yerden başlayabiliriz. Soldan başlayalım. 2, 3, 4, 5. Okuyorum. 3 bromo. 3 metil. Evet. 5 karbonlu pentan. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 5. soru. Verilen bileşiğin sistematik adı nedir diyor. Bütan. Önce 4 karbonlu bütanımızı çizelim. 1-2 dimetil. 1'e ve 2'ye metil koyalım. Şimdi bana bu bileşiği verdiği zaman ben bölüm mü okur muydum? Okurdum bunu. Hayır. Zincirim benim 4 karbonlu olmaz ki. Benim bu zincir aslında 5 karbonludur. Yani burada Zincirde hata yapmışlar. E, metil dallamamız sağ 3. karbonda, solda da 3. karbonda uzak. Dolayısıyla fark etmiyor. Simetrik 3, 4, 5 diyorum. 3'te metil bağlanmış bir pentan bileşiğidir zincirimiz. Altıncı soru. E, sistematik adına göre nedir diyor. Birbirine bağlı olan karbonlardan en uzun zincirimiz bu var. 2, 4, 5. Bu pentanlı bir şey. Ya bu ya bu cevap. Ya da bu. E, dallamalarımız. E, bir tane öğrencim hidro, hidro gibi bir şeyler dedi. Hayır, hidrojenler dal değil gençler. Brom, brom, burada da metil. Şimdi, normalde e, sağ tarafta metil 2 numaralı karbonda, sol tarafta da brom 2 numaralı karbonda. Hayda, kimin önceliği olacak? Şimdi numaralandırma kesin 2, 3, 4 olacak. Sağdan da gitsen, soldan da gitsen. İşte şimdi alfabe önceliği geliyor. Bromonun B harfi metilin B, M harfinden önce geldiğinden soldan başlıyorum numaralandırmaya. Okuyorum. 2, 3 dibromu 4 metil pentan bileşiği olur. Yedinci soru. Bir karbon atomuna bir tane brom peki. Bir tane etil etil 2 karbon. Şöyle yapayım onu. E, i̇ki tane de metil bağlı. Bir böyle bir de buradan metil bağlayalım. İşte bileşiğimiz bu. Bana diyor ki kardeş bunu oku. Okurum. Şöyle benim en uzun zincirim çıkıyor işte. Şurada bir metil burada da bir brom dallaması var. Numaralandırmaya alttan başlarsak ilk dallar daha küçük rakam alıyor. İki numaraya geçiyorlar. İki bromo iki metil dört karbonlu biten. Bütan. İki ne dedik? İki bromo iki metil. İki bromo iki metil bütan. Cevap B olur. 8. soru. Hangisi yanlıştır demiş bileşikle ilgili? Pentan 1 2 3 4 5. 3'te etil koy. Soldan başladığımızı kabul edelim. 3'e etil koyduk. 2'ye metil koyduk. Maddemiz bu. Acaba eee önce diğerlerine bakalım. Bunlar tutuyor mu diye. E, birincisini kontrol ederiz. Doymuş hidrokarbon çünkü sadece sigma bağları var. Alkan zaten. O zaman bütün karbon atomları sp3 yapacaktır. Pentandan 5, metilden 1, 6 yaptı. Etilden de 2, toplamda 8 karbonum var. Bu bir alkan olduğuna göre 2n artı 2 genel formülüne sahiptir. 18 tane de hidrojen olacaktır o zaman. Sayarsınız. Buradakileri doldurduktan sonra bu da doğru. Bir tane sekonder karbon atomu bulunur diyor. Tek tek söyleyelim mi? Bu primer karbon atomu. Tersiyer primer kaç tane karbona bağlıysa ona bakıyorduk. Bu tersiyer, bu sekonder. Arkadaşlar bu da sekonder karbon atomu. Yani bu adamın iki tane sekonder atomu var. Bu da primer, bu da primer. O yüzden cevap B. Peki bu doğru muydu? Pentan en uzun zincirimiz bu işte. Pentan. Metilimiz, etilimiz var. Dolayısıyla iki metil de 3'te de etil olan bir pentan bileşiği. Cevap B'ymiş. 9. soru. Herkes, bir kere sadece karbon ve hidrojen var. Ki bağı yok içeride. O zaman doymuş hidrokarbondur. Sayalım. CnH2n artı 2'ye uyduracağız. Karbon sayısını sayarsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O zaman bu da doğru oluyor. En uzun zincirimiz. Metil, 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 metil dallamımız var. Numaralandırma fark etmez. Soldan başla, başlarsak simetrik çünkü. 2, 2, 3, 3, 3 tetrametil pentan olacaktır. Doğru cevap. 2-2-3-3 tetrametil. 3, ha, olta var. Pentan değil. Evet, evet, evet. Biz de yutuyorduk burada. 4 karbon zincir. Şu. Bütan. Tamam mı? Evet. Sazan gibi atlıyorduk. O zaman doğru cevap C. 10. soruya bakalım. Bileşiğin adı nedir diyor. Tamam. Şimdi şöyle gelelim. En uzun zinciri seçeceğiz. Şimdi buradan sonra. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4. 4 karbonu geldik. Sağa gidersek 2 karbon ama aşağı doğru gidersek daha uzun bir zincirimiz var. Zinciri bu. Şurada metil. Burada da 3 karbonlu bir maddeyi dallama olarak almışız. Bir kere 3 karbonlu madde propillidir. Eğer o dallama ortadaki karbondan oluyorsa 3 karbonun ortadaki karbondan dağılıyorsanız orayı şöyle onun adı arkadaşlarım izopropil olacaktır ve numaralandırma metil aşağıdaki karbonlara daha yakın olduğundan aşağıdan başlayarak gideceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir kere heptanlı bir şey bu. En uzun zincir heptana kadar gidiyor. 3'te metil var. Evet. 4'te de izopropil var. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Hadi bir sonraki testte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.